Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Çektiğim videolardan haberdar olmak için de zil butonunu açabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar iplerim mavi ve sarım leylak altın başak ama ince çekilmiş yeni aldığım bir altın başak arkadaşlar sarımın 347 leylak leylak 383 altın başak arkadaşlar iplerim bu şekilde şimdi modelimize geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi böyle yıldız modelimizin ismi yıldız çiçeklerimiz bu şekilde de ara suyumuz var arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hoş bir model yapımı da çok kolay yemeninizin içindeki çiçeklerden renklerinden bu şekilde yıldızlarını uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Yemenimizin dört bir kenarını ikişer zincir çekerek tığ battı ile hazırlıyoruz arkadaşlar. Sonra sık iğnesine batarak bu şekilde tığ battının içindeki içine bir tane sık iğne yapıyoruz ve başlıyoruz. Sonra buraya beş tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş zincirimi çektim. İki defa tığımın başını doluyorum arkadaşlar. 2 tığ battı atlıyorum. 3. tığ battıma 1 2 2 2. Bu şekilde bir trabzanım hazır. Şimdi buraya 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Bu şekilde arkadaşlar 2 2 alarak trabzanımı yaptım. 8 tane bu şekilde buraya trabzan yapıyorum. 3 4 Şuralar arkadaşlar bakın hafif belirgin oluyor ilk trabzanım. Çünkü içine bu kirpiklerin sığmasını istiyorum 4 trabzanımız oldu bir tane 4 daha yapalım 5 6 7 ve 8 8 tane Bu şekilde arkadaşlar dolduruyoruz Dolgularımızı Yandaki tığ battıya Kapatıyoruz Bu şekilde bu ile Dik durmasını sağlıyoruz Şimdi arkadaşlar 5 tane ara koyuyorum. Bu tutmalar için, bu aralarım da bu kirpiklerim için. Buraya mavi renkten kirpik yapılacak arkadaşlar. Bu şekilde 5 tane ara koydum. 8 trabzanlı aralardan ve buraya 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 zincirimi çektim. Şimdi bu ortası halka ile yapıldı arkadaşlar. Plastik halka elimde gördüğünüz en küçük boy halka ile. Altı zincirimizi çektik. Tığımızın başını bir defa doladık. Halkaya girdik. Halkanın içinde arkadaşlar 2 2 olarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar halkanın içine tam 16 tane bu şekilde trabzan yapıyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. 2 2 alıyorum. 2. Trabzanım. Bir defa doladım. 2 2 3 4 Bir defa doluyorum. 5 2 iki, 2 iki alıyorarak 16 tane yapıyorum arkadaşlar. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve bu da 16. halkam arkadaşlar. Toplam buraya 16 tane halkamı yaptım. 16 halkayı yaptıktan sonra arkadaşlar şuraya 16. Şimdi arkadaşlar buradaki ilk kapattığım bakın ilk trabzanımın içine bu şekilde giriyorum. Kapattım buraya. Bakın. Birleştirdim halkamı. Sıfırladım yani. Yine buraya çektiğimiz 6 zincirden bu tarafı da çekip bu zincirleri eşitliyoruz arkadaşlar. 3 tane tığ battı atlıyorum. 1, 2, 3. 4. tığ battımın içine arkadaşlar kapattım. Bu şekilde yaptığım çiçeğimin yaprağını arkadaşlar çimenim. Yine aynı şekilde buraya 5 zincir 5 zincirimi çektim. 2 defa doluyorum. 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battıya 1, 2, 2, 2 olarak girip trabzan yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doluyorum. 2, 2 alarak trabzan yaptım. Yine buranın trabzan adı da arkadaşlar 8 tane olacak. 4, 5, 6, 7 ve 8. ve sonuncu bu şekilde 8 tane trabzanı yapınca hemen bu yandaki tığ battıya sabitliyorum bu trabzanlarımı arkadaşlar bu şekilde bir ara suyumuz oluyor 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir 2 defa doladım 2 tığ battı atlıyorum 1 2 2 2 trabzanımı yaptım 3 zincirimi çektim. Bir defa doladım. 2 2 3 4 5 6 7 ve 8. Hemen yandaki tığ battıya bu şekilde kapattım. Bir zincir çektim. İpimi koparıyorum artık arkadaşlar. 2 tane yaptık. Umarım anlaşıldı bu şekilde. Şimdi çiçeğin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Bir zincir çektiğim ipimi tığıma tutturdum. Yapmış olduğum bu serum halkımın içindeki arkadaşlar bu ilk bakın buraya kapatmıştık. Oraya sık iğne ile girip ipimi tığıma tutturdum bu şekilde. 3 zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. Yandaki trabzan tepesine 1, 2, 2 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım. 2 defa doladım. Yandaki trabzan tepesine 2, 2, 2 olarak aldım. 3 Tekrar 2 defa doluyorum arkadaşlar. Yandaki trabzan tepesine girdim. 1, 2, 2 2 Bakın arkadaşlar. Bu şekilde trabzanlarımı yaptım. İki zincir çektim. Hemen bakın bu yaptığım trabzanımın ilk tepesine bu şekilde çektiğim iki zincirimi sık iğne ile kapattım. İki zincir çekip dönüyorum. Buraya tomurcuk oluşturuyoruz arkadaşlar. Trabzan arasına girdik. Hem bu şekilde çiçeğimizi buraya tutturduk. Hem de tomurcuğumuzu yaptık. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğne trabzanıma yaptım. Aynı trabzan tepesine bu şekilde kapattım sık iğnemi. Tekrar 3 zincir. 3 zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. Hemen yanındaki trabzan tepesine 1 2 2 3 seferde. İki defa doladım. Yandaki trabzan tepesine 2 2 olarak 3 seferde aldım. Tekrar iki defa yine yandaki trabzan tepesine 1 2 2 2. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz ve dört tane zincir çekip trabzanıma kapattım. Yine yıldızımın yaprağımın birini bitirdim arkadaşlar. İkinci yaprağım da tamam olacak. Şimdi buraya 5 sık iğneyi doldurunca 3 4 ve 5 hemen 6. yuvada yapıyorum bu şekilde 1 2 3 zincir bir defa doluyorum trabzan tepesini 1 2 2 bir defa doluyorum 1 2 2 3 1 açıldı arkadaşlar tekrar yapalım 1 2 2 2 4. trabzanımı da bu şekilde yaptım 3 4 zincir ve trabzanımın arasına kapattım bu şekilde 1 2 3 3 4 ve 5 trabzanımın tepesine girdim arkadaşlar. 3 oldu. Toplam buraya bu yıldızlardan arkadaşlar 5 tane yapacağız. Şimdi 2 tane daha yapalım. 3 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Trabzan tepesine girdim. 1, 2, 2. 2 defa doluyorum. Trabzan tepesine girdim. 2, 2, 2. 2 defa doluyorum. Buraya trabzan tepesine girdim. 2 2 1 2 3 4 zincir kapattım bu şekilde buraya. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptım. Kapattım bu şekilde. 3 zincir bir defa tığın başını doladım 1 2 2 2 defa tığımın başını doladım ve yandaki trabzan tepesine batarak 2 2 2 olarak aldım 3 trabzanım oldu 2 defa tığın başını doluyorum hemen yandaki trabzanın tepesine girdim 1 2 2 2 sonuncu trabzanımda bu şekilde yaptığım iki zincirimi de çektim ve bu trabzanımın tepesine arkadaşlar ilk trabzanımın içine bu şekilde sık iğne ile kapattım iki zincirimi iki zincir daha çekip son trabzanımın içine dönüp kapatıyorum bu şekilde geri kalan 5 tane sık iğne 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne. 6.'yı arkadaşlar yine aynı şekilde buraya dibine kapatıyorum. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kenarın yaptığım kirpikler gibi şöyle minik bir kirpiklerle süslüyoruz arasında arkadaşlar bu şekilde süslemeden sade de yapabilirsiniz zevk size ait arkadaşlar bu şekilde 3 zincirimi çektim buraya ve kapattım bu şekilde 3 zincir kapattım yuvaya bu şekilde 3 zincir kapattım yuvaya arkadaşlar bu şekilde kirpiklerimi bitirince ipimi koparıyorum arkadaşlar İplerimi yakacağım. Evet arkadaşlar. Ütüsüz, ütülünce daha bir incecik olacağını eminim arkadaşlar. Renkleri de çok şahane oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.